Sevgili izleyicilerimiz bu videomuzu bu hafta yatırım fonları dünyasının en önemli gündem maddesiyle, en çok tartışılan konusuyla ilgili olarak çekmek istedik. Şimdi geçtiğimiz hafta sonu bir Torba yasa çıkmıştı ve bu torba yasanın e, bir maddesi yatırım fonlarıyla ilgiliydi. Yatırım fonlarının vergilendirilmesiyle ilgili de, ilgiliydi. Siz de tabii ki bu bununla ilgili olarak e, bizlere çok sayıda mail attınız, yorumlarımıza yazdınız. Çünkü gerçekten yatırımcılar açısından önemli bir konu. E, ben hemen bu torba yasayı ekrana getirmek istiyorum. Torba yasada ne diyordu bir onu beraber okuyalım sizinle. Sonra da biz iyi gelir olarak nasıl yorumluyoruz bir bundan bahsedelim. E, şimdi madde 12 diyor ki yapılan düzenleme ile yabancı para cinsine ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan gelirler ve döviz cinsinden açılmış hesaplardan elde edilen faiz gelirleri ve kar payları üzerinden Gelir Vergisi Kanunu geçince 67. maddesi kapsamında yapılacak vergi tepki ilişkin oranı ayrı ayrı veya birlikte %40'a kadar arttırmaya ve geçici 67. maddede yer alan oranları her bir sermaye piyasası ihracı, ihraç edenler, ihraç veya iktisap tarihi, hesap türü, hesap açılış tarihi, kazanç ve irat türü ile bunların vadesi, elde tutma süresi ve bunları elde edenler itibariyle yatırım fonlarının katılma belgelerinin fona iade edilmesinden veya diğer şekillerde elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar için fonun portföy yapısına göre ayrı ayrı %40'a kadar arttırma konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir diyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Bu bir torba yasa. Bu e, torba yasa ile ilgili uygulama esasları çıkacak her madde ile ilgili. Ee, ve bu uygulama esasları aslında işin ayrıntısını verecek bize. Şu anda biz çok genel bir tanım görüyoruz, yorumlamaya çok açık bir tanım görüyoruz. Ee, esas uygulama e, uygulama esasları çıktığı zaman e, aslında buradaki e, bu grilik ortadan kalkacak, her şey daha net olarak açıklanacak. Dolayısıyla e, <laughs> bu zamanda yapılan e, yorumların hepsi aslında kurumların, kişilerin kendi yorumları olmuş oluyor. Onu öncelikle belirtelim. E, peki, <laughs> biz ne düşünüyoruz e, diyecek olursanız öncelikle şunu söyleyelim bir bilgi olarak. Aslında e, burada daha önceki uygulama e, Cumhurbaşkanı'nın e, buradaki stopaj oranını iki katına kadar arttırma yetkisine sahip olmuş olmasıydı. Yani şimdiye kadar zaten böyle bir şey vardı. Burada bir oran belirtilmiyordu. Yüzde kırk denmiyordu. Ama iki katına kadar arttırma yani e, yatırım fonlarında vergi oranı nedir? Yüzde ondur. Yüzde on iki katına kadar arttırmak yüzde yirmiye çıkartmak demektir. Bunu Cumhurbaşkanı şimdi Şimdiye kadar hiç kullanmadı. Tabii bu şimdiye kadar kullanmadığı, bundan sonra da kullanmayacağı anlamına gelmez. Ee, tabii ki kullanabilir, kullanılabilir. Ee, bu oran yüzde yirmi olur, otuz olur, kırk olur. Ee, bunu bilemiyoruz. Ee, yani bunu uygulamada göreceğiz. Ama detayları belli olduktan sonra hangi fon türlerini ilgilendirecek, etkileyecek? Bunlar daha açık olacak. Şimdi buradaki ifadelerden anladığımız kadarıyla bir kere e, hükümet aslında Türk lirasının değerini arttırmaya e, yönelik yaptığı e, bir takım e, politika e, uygulamalarından birisini şimdi burada da uyguluyor. E, özellikle de döviz mevduatı burada bakın döviz cinsinden açılmış hesaplardan elde edilen diyor. Döviz mevduatı e, kısmı ile ilgili burada bir vergi uygulaması getirmek istiyor. E, dolayısıyla portföyünde de, döviz mevduatı tutan e, fonlar bundan etkilenebilirler bunun dışında yabancı para cinsinden ihraç edilen menkul kıymetler dediği zaman da bunun içerisine işte euro bond'lar giriyor, yabancı hisse senetleri giriyor. dolayısıyla aslında bunlar da etkilenebilir gibi gözüküyor. Şimdi bir uygulama şöyle olabilir. isminde döviz ibaresi geçen fonları bu kapsam içerisine alabilirler. Dolayısıyla isminde döviz ifadesi geçen hangi fonlar vardır? Bir kere serbest fonlar içerisinde çok sayıda fon var. Bunların bir kısmı döviz mevduatı yapıyorlar euro veya dolar bazında. Bir kısmı euro bond koyuyorlar portföylerine. Bir bunlar var. Bir de isminde döviz ifadesi geçen yatırım fonları tarafında yani serbest olmayan fonlar tarafında da Eurobond fonları var. E, dolayısıyla bu iki fon e, türü e, buradaki uygulamadan etkilenebilir. Şimdi burada e, benim e, birazcık daha detaya girecek olursak bizim daha doğrusu Eurobondlara bu tür bir e, vergi uygulayacak olması aslında e, şöyle de bir sonuca götürüyor. E, eurobondlar hem özel sektörün çıkarttığı eurobondlar oluyor hem de devletin. Ama tabii burada devletin çıkarttıkları çok büyük bir ağırlıkta. Yani devlet yabancı para cinsinden aslında yurt dışında borçlanıyor. Eğer buraya böyle bir vergi getirilirse eurobond fonlarına olan ilgi azalır e, ve burada e, yani aslında devlet bu borçlanması e, kısmında kendisini bir nebze sekteye uğratmış olur diye düşünüyoruz. E, o nedenle de hani buraya böyle bir şey getirilmesi gerçekten e, hani e, hükümetin borçlanması açısından da kendisi için çok olumlu değil. Ama burada e, şöyle bir görüş de var. Şimdi siz Eurobond'u bireysel olarak aldığınız zaman e, bunu beyan ediyorsunuz e, senenin sonunda gelir beyannamesi veriyorsunuz ve gelir beyannamesi verdiğinizde sizin kişisel e, kazançlarınız belli bir meblağa yükseldiği zaman buradaki vergi oranı yüzde %40'a kadar gidebiliyor. Yani sizin buradan bu Eurobond'dan elde etmiş olduğunuz kazançlar yüzde %40 oranında vergilendirilebiliyor. Bu tabii bir kişi de böyle olabilir, başka bir kişi de %20 olur, başkasında yüzde %10 olur. Ama yüzde %40'a kadar bunun bir gideceği yer var. Şimdi bir görüşe göre, e, bu Eurobondlardaki fonlar kısmında ki yüzde onluk stopajı aslında buraya eşitlemeye çalışıyorlar e, gibi düşünülebilir. Evet bu olabilir ama ben yine de e, hani Eurobond tarafı için böyle bir e, vergi Eurobond fonları için böyle bir verginin getirilecek olmasının e, çok da mantıklı olduğunu düşünmüyorum. E, umarım hani benim dediğim gibi çıkar. Burada sadece umabiliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Onun dışında. İsmin de hem döviz ibaresi geçen hem de yabancı ibaresi geçen fonlara uygulanabilir. O zaman da işte buraya yabancı hisse senedi fonlarıyla yabancı borçlanma araçları fonları da girer. Yani buraya da uygulanabilir fakat ben burada hani baktığım zaman buradaki meblağ ne kadardır ve buradan ne kadar vergi toplayabilir hükümet diye gerçekten çok ufak bir şey olduğunu görüyorum bir hesaplama yaptığım zaman. Dolayısıyla hani attığımız taş ürküttüğümüz kuşa, de, kuşa değer mi? E, ...yi de akla getirtiyor. Yani bu kadar ufak bir e, portföy büyüklüğü üzerinden alınacak vergi... ...yüzde ondan yüzde 40'a çıkartılması ya da yüzde 30'a her neyse... E, ...burası da bir soru işareti olarak duruyor. Bunu da ben size bilgi olarak vereyim. Kendi görüşlerimizde burada söylemiş olalım. E, dolayısıyla e, yani burada böyle bir şey. ...bir de hani şöyle bir şey olabilir... Şimdi siz isminde yabancı geçen fonlara, ünvanda yabancı geçen fonlara bunu uyguladığınız zaman o zaman peki içerisinde yabancı menkul kıymet tutan değişken fonlar var, karma fonlar var. Bunlar nasıl olacak? Mesela fon sepeti fonları var, altın fonları var. Onlar da aslında döviz bazlı fonlar. Bunların hepsi de soru işareti. Yani bunlara da o zaman uygulanacak mı bu? E, vergi e, yeni vergi uygulaması buraya da gelecek mi? Bu da tabii ki soru işareti. O nedenle e, çok fazla soru işaretinin olduğu bir e, torba yasa, hepimizi tabii ki çok endişelendirdi. Çok haklısınız. E, yani e, umarız hani yatırımcıların lehine gelişmelerle burası sonuçlanır. İnşallah e, diyelim hani burada böyle bir yetki verir ama bu yetki e, kullanılmaz e, çerçevesi güzel çisilir. E, ama gene bizim yorumumuz yine şu. E, mesela bize hep şöyle sorular gelmişti. Biz bu elimizdeki o zaman yabancı hisse fonlarını satalım mı? Eurobond fonlarını satalım mı şimdi? Satalım işte yüzde %10'unu ödeyelim sonra %40 uygulanmasın buna gibi. bizim yorumumuz şöyle. Elimizdeki zaten fonlar biz bunları bu uygulama çıkmadan çok önce aldığımız için yani buraya aslında bu verginin uygulanmaması gerekir. Biz bunları alırken ki vergi oranı neyse o vergi oranından aslında satarken ödememiz gerekir böyle olması hani kanunen, hukuken e, gerekli olandır. Ama tabii uygulamayı göreceğiz sevgili izleyicilerimiz. O nedenle de biz hani çok fazla acele etmemenizi, e, birazcık uygulama esaslarının çıkmasını beklemenizi öğreniyor, öneriyoruz hepinize. E, umarız yatırım fonları piyasamızı etkilemeyecek, Burada yatırımcılarımızı zarara uğratmayacak şekilde burası ilerler ve güzel bir sonuca bizler için ulaşır. Hepimizin temennisi bu yönde. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.